Anlamam gereken şu. Benim bu alemde katiyen Allah'ın emrettiği farz olan bilmem gereken hakikatler var. Kur'an hakikatleri. Emri ilahiler. Ayeti kerimeler var. Katiyen bunları bilmekle mükellefsin. Bunlardan kurtulamazsın. Kurtulmaya kalkarsan zaten o kurtuluş olmaz, yok oluş olur. O zaman bilmekle mükellefsin. Katiyen bil ki hilkatin hilkat atomlardan sineklerden kürelerden ağaçlardan yapraklardan insanlardan cinlerden meleklerden mülk ve melekut alemi hilkat yaratılmış eşya şu anda hazır ve mevcut olan gözümüzün önündeki şehadet alemi ve perde arkasındaki misal ve melekut ve gayb alemi iç içe geçmiş çok büyük bir alem bir şeceri tuğba hükmünde. Cennet ve cehennem bunun içinde. Kilkat. Kilkatin yani bu alemin yaratılmasının en yüksek gayesi fıtratın yaratılmanın gereği en yüce neticesi imanı billahtır. Allah'ı bilmektir. Allah'ın bilinmeye ihtiyacı yok. ihtiyacı olan ilah olamaz benim ve bizim alemin onu bilmeye ihtiyacı var çünkü her şeyin kayyumu o o bilmeyi bilmek istediğimizin ilmi ilahide bildiği için kendini bize bildirmek ve rahmetini tattırmak sonsuz hazinelerini ebediyen memnun olmamız için hilkati yani bu alemi kendisini bildirmek için bize lütfetti bize ihsan etti, bizi kendine inşallah kul kabul etti ve varlık sırlarını bize ihsan etti. Bu çok büyük bir şeref. Çok büyük bir mesuliyet, çok büyük bir yük ama çok büyük bir yükten ziyade rahmet. Eğer bu yaratılış gayene uygun yaşayamazsın, kendini dünyaya kaptırıp boş işlerde kendini helak edersen, onları fıtratın gayesiymiş gibi, yaratılmanın hikmetiymiş gibi görürsen, insanlık manası açılmadığı için, insan suretinde muzir hayvan olarak, esferi safiline sukut eder, mahvolur gidersin. Nefsimle konuşuyorum, siz de nefsinize söyleyin, üstünüze alının inşallah. Tamam, üstünüze alının yani. Hepimiz üstümüze alınalım. Yaratışın gayesi bu. İnsanın diyor ayet-ül kübrada, bu, bu dünyaya gönderilmesinin ve dolayısıyla bu dünyanın ona ayet-i kerime ifadesiyle boyun eğdirilmesinin hikmeti ve gayesi imanı billahtır. Allah'a iman etmek ve ibadet yoluyla Allah'a olan imanını arttırıp dertlerini onun dergah ilahisine döküp kendine layık bir kemalat bulup hakiki bir insan olup aleme Allah'a aynı olan bir mazhar ilahi olarak tecelli etmek. Yaratılmanın gayesi bu. Dünyevi rütbeler ve makamlar kabir kapısına kadar gider, orada söner. Onlar Allah namına olmazsa beş para etmez. Allah namına olmayan hiçbir şeyin Allah katında hiçbir değeri olmadığı için hepsi kazurat olmaya mahkumdur. Evet, katiyen bunu bilmem lazım benim. Katiyen. Yani bir elma yemem için bir alemi yaratan bir Allah benim adi dünyevi işlerimde onu unutup da kendi rızkımı kendim temin ediyormuş gibi dünyaya dalıp da her şeyin idaresi bendeymişim gibi ona karşı böyle edepsizlik yapmama onun rahmeti dahi müsaade etmez. Değil mi? Azıcık düşün ya. Ey nefsim değil mi? Azıcık düşün yani. Aklını başına topla. Ben kimim? Nereden geldim? Beni kim yoktan var etti? Ellere ayak, dillere dudak değil mi? Akıl, ruh, kalp, sır, latife eder kim bunu yarattı? Güneşi bana kim musahhar ediyor? Dünyayı benim için kim döndürüyor? Biraz bir düşün ya, değil mi? Ya. Boş boş şeylerin peşinde hayatını helak ediyorsun, mesuliyeti boynuna yükleniyorsun, sonra da kalbim sıkıldı, ruhum daraldı, çok sıkılıyorum, çok sıkılıyorum, ufacık çocuklar bile çok sıkılıyorum, çok sıkılıyorum. Allah'a zikretmeyen bir kalp dünyada dahi ferah bulamaz. Tabi sıkılacaksın. Rahmet o. Ta ki aklın başına gelsin diye. Kulağını çekiyorlar az bir şey. Az bir şey o da. Akıllı ol. Değil mi? Nefsim akıllı olsun. İnsaniyetin en âli mertebesi. Yaratılmanın en yüce neticesi imanı billah. insaniyetin de Allah katındaki en kıymetli makamı. Değil mi? Yani biz bu Kur'an derslerini nefsimize ve kardeşlerimizle beraber okum okumaya mükellefiz. Farz bu. Farz-ı ayin. İnsaniyetin en âli mertebesi bu. Siz de duyurmakla mükellefsiniz. Kurtulamazsınız yani. Her mümin bu vazifeyle vazifedardır. Tebliğin onda dokuzu haldir. Onda biri kaldır. Ama önce nefse tebliğ ederken beraber tebliğ etmek. Nefisle beraber. Çünkü en âli mertebe insaniyetin Beşeriyetin en büyük makamı Allah'a iman ettikten sonra Allah'ı tanıma keyfiyetidir. Diyor ki gökyüzü yeryüzüne gıpta eder. Neden diyorlar? Gökyüzündeki melekeler yeryüzüne gıpta eder. Çünkü diyor yeryüzünde birkaç adam birkaç dakika birkaç adam birkaç dakika Allah rızası için Allah'ı anmak için bir araya gelmişler. Nefis ve şeytanlarına rağmen. Ve Allah o sahneyi, o hali gökyüzündeki bütün meleklere gösterir ve onlara der ki bunlar benden bahsediyorlar. Ben bunlardan razıyım. Ben bunlardan memnunum. İnşallah şu anda öyle oluyordur. Şefkat-ı mukaddesesi gereği. Siz de bunlardan razı olun. Siz de bunları sevin. Bunlar için tövbe edin. Ben bunların bütün günahlarını affedeceğim. Ve gökyüzü Allah sevdiği için okulları sever. Hatta geçen gün kıymetler bir, ağır bir şey attı. Çok hoşuma gitti böyle. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet. Yani bu en Ali mertebe misal. Diyor ki, Hazreti Cebrail aleyhisselam da Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam beraberken Hazreti Cebrail aleyhisselam da çoğu, çoğu zaman sahabetül dıhye suretinde geliyor. Evet. O surette geliyor ki sahabe-i kiram onu yabancı görmesin. Onlar henüz birlikteyken bir anda böyle Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh çıkıp geliyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam Hazreti Ebezer'i görünce Ebu Zer radıyallahu anh'ı görünce bunun üzerine diyor ki Ya Ebu Zer hoş geldin diyor. Selam sana hoş geldin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki Ya Allah'ın emini diyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam için, Ruhul Kudüs için. Sen Ebu Zer'i tanıyor musun radıyallahu anh? onu diyor sadece ben değil, onu diyor bütün semavat ehli tanır. Onun ismi diyor, yeryüzünden ziyade gökyüzünde diyor, daha çok bilinir ve sevilir diyor. Son hadis-i şerifin devamında şey de var. Sen nasıl bu makamı kazandın diye Efendimiz Ali Aleyhisselam buyurunca, o da diyor Allah'ın bana ilham ettiği iki dua ile diyor. Duadan maksat şu, Allah'ı bilmek. Allah'ı tanımak, kalbini ona müteveccih etmek. En Ali mertebe bu. Zaten bu dünyadan bir şey de götüremiyorsun ki. Amellerden başka buradan bir şey gitmiyor. O zaman yanında götüremeyeceğin bir şey niye kalbini bağlıyorsun ki? Her şey sana hizmetçi olsun diye yaratmış. Sen ona hizmetçi olasın diye yaratılmamış.